Merhaba arkadaşlar, ben Emir Altunbilek. Bugünkü dersimizde fragmentlerdeki backstate kavramı ile ilgili bir örnek yapmaya çalışacağız. Hatırlarsınız daha önceki dersimizde layout'uma back buton, pop a inclusive ve pop add b diye 3 tane buton koymuştum ve bunlarla ilgili tıklandığında yapılacak işleri ele alan metotları boş bir şekilde yaratmıştık. Şimdi back buton ne işe yarayacak? Şöyle şunu da açayım. Açamıyorum. Şöyle bir yapalım. Back buton arkadaşlar telefonumuzdaki o geri tuşunun yaptığı işi dinamik olarak yapacak. Yani şuradaki veya şuradaki back butona basılınca ne oluyorsa şu butona tıklanınca da onu yapacak. Bunu yapmak için sürekli olarak manager'ı kullanacağız bu işlemler için. Manager dedikten sonra pop backstack diye bir metodun çalışmasını istiyorum. Ne demiştik bu backstack dediği geriye alma işlemlerini tutan bir yığın yapısı. Eğer bu back butona basılınca da bu yığının en üstüne yani en son eklenen elemandan bir geriye gelecek. Pop add yani A'nın eklenme işlemini geri alma butonu bu da. Bunu da yine manager.pop backstack demiştik. Hatırlarsanız bunların iki tane yolu vardı. Öncelikli olarak add frag a diyelim. Ve buraya bir neydi bunun adı? Bir flag yani bayrak atıyorduk. Bunların ne işe yaradığından da bahsetmiştik. Birazdan örnekte de daha iyi göreceğiz. Manager.pop backstack. Bunu da arkadaşlar nasıl kullanıyorum? Ne demiştik? Burası ya sıfır olur ya da bunu alır. Bu sefer de add frag b diyelim. Bu sefer de sıfır değerini buna gönderelim. Şimdi şu transaction'lara geliyoruz. Mesela bir fragment a'yı ekleme transaction'ı. Ne dedik? Şurada commit olmadan önce transaction nokta deyip add to backstep metoduyla şurada yapılan şu transaction'ı benim buna eklemem lazım. Gördüğünüz gibi ya buna biz null atıyorduk, değil mi? Ya da etiket veriyorduk ve etiket vermenin çok daha kullanışlı olduğunu öğrenmiştik. Buna şöyle diyorum. Add a, add frag a. Yani fragment a'nın eklendiği transaction. Şunu şöyle kopyaladım. Şurada yapacağım bütün transaction'lara bunu ekleyeceğim. Burada da fragment B'nin eklenme işlemi. Remove frag A diyor. Transaction commit olmadan önce şuraya geliyorum. Remove frag A. Şunu şuradan kopyalıyorum. Commit'ten önce bunu yapıştırıyorum. Replace fragment A diyor. Commit olmadan önce bunu buraya şöyle replace diyelim. Replace frag B için de bunu buraya yapıştıralım. Attach fragment A diyor. Burada ne işlem yapıyorduk? Attach işlemi yapıyorduk. Şuraya gelip attach. Burada da A'nın detach işlemi. Detach. Ve de show ve height. Show frag A. Height frag A. Evet. Ekranda yapılacak bütün transaction'ları ben şu an backstay'e alacak şekilde kodlarını yazdım. Şimdi her backstack değiştiğinde bir interfeysimiz var. Bu interfeysi eğer biz implemente edersek şuraya activity'mizde implement deyip on backstack change listener. Gördüğünüz gibi iki tane var. Biz support'u değil en baştakini seçiyorduk. Bunu eğer implemente edersek onBackStateChange diye bir metot veriyor. Ve sizin
Backstack ile ilgili yaptığınız bütün işlemlerden sonra bu metot çalıştırılıyor. Şimdi şuraya güzel bir tane metot yazacağım. Bu metodun içini güzel bir şekilde dolduracağım. Ve bu sayede bizim o yığına neler geliyor, neler gidiyor hepsini göreceğiz. Öncelikli olarak eleman sayısı diye bir değişken oluşturuyorum. Ve buna manager ile ulaştığım backstage'imin sayısını atıyorum. Kaç tane işlem yapıldıysa bu burada tutulacak. Daha sonra string builder kullanarak stack içindeki yani yığının içindeki bütün olay isimlerini new bir yerde saklayacağım ve bunları ekrana bastıracağım. Bir tane mesaj diye bir şey oluşturuyorum ve başlangıç olarak şunun içinde hiçbir şey yok. Daha sonra arkadaşlar bir tane for döngüsü açıyorum. Integer i diyorum buna. Şimdi bizim stack kavramımız nasıl oluyordu? Şöyle ekledik, a'yı ekledik, b'yi ekledik, a'yı çıkardık, b'yi çıkardık, c'yi ekledik. Bütün şeyler burada tutuluyordu. Hani en yukarıdan en son olandan ilk olana doğru bir geriye dönüş vardı değil mi sürekli olarak? Bu yüzden en sondan en başa doğru geleceğim. Bunun için bu foru hani i eşittir sıfırda sıfır yerine uzunluk pardon eleman sayısı eksi bir diyerek başlatıyorum. I büyük ve eşit olana kadar sıfırdan bu döngü dönecek ve i'yi her seferinde bir azaltacağım. Daha sonra şuradaki tanımladığım mesaja append metoduyla veriler gireceğim. Öncelikli olarak diyeceğim ki index yani yığının o elemanının indeksi. Buna yine bir atama yapıyorum. I yani şurada. Ve daha sonra da bir tane append yapıp şöyle ne yapalım? Şöyle iki nokta koyalım. Burada şunu yaptım. Şöyle bir yığınım vardı. Şöyle sıfırıncı, birinci, ikinci, üçüncü. En yukarıdan başladığında bunun aslında 4 tane eleman olmasına rağmen, değil mi? Eleman sayısında 4 var. Bu 3'ten başlayacak. Çünkü sıfıra büyük eşit dedik. Buna gelecek. İlk önce diyecek ki index eşittir 3. İndeks 3, 2 nokta diyecek. Şimdi buraya eklenen elemanı yazdıracak. Şu ekranı silelim. Yine aynı şey devam ediyorum. Mesaj nokta append manager nokta get backstack entry at. İ'deki elemanı bul ve onun bana ismini ver. İsim dediği de ne? Bunları o backstack'e eklerken ki kullandığımız etiketler. Birazdan çalışır halini gördüğünüzde eminim burası çok daha mantıklı gelecek. Ve her bir elemandan sonra da şöyle bir satır boşluk bıraksın. Pardon, bir satır aşağı geçsin. Bunu yaptıktan sonra şuraya bir log nokta d diye bir şey başlatayım. Emre diye bir tag atayım buna ve buradaki mesajı nokta toString diyerek ekrana bastıralım. Evet, yanlış yapmadık. Ve de bir satır aşağı yani boşluk bırakacak şekilde çalışsın. Şimdi arkadaşlar gelin bunu bir test edelim. Tabii bunu evet doğru bir sıkıntı olmaması lazım. Şu monitörü de açalım. Çünkü yaptığım işlemler ne olacak? Burada gözükecek. Şöyle şurayı bir clear olayım. Edit filter yapalım. Emre diye bir tag gelecek. Sadece onları görmek istiyorum diyelim. Burada şeyler de kalmış. Neyse önemli değil. Şimdi geldik buraya. A'yı ekle dedim. A'yı çıkar dedim. Şeyleri silsem mi acaba ya? Evet. Fragmentlerin içinde şeyler vardı. Life cycle ile ilgili metotlar vardı. Onları sildim. Şöyle bir daha bir başlatalım.
Uygulamam açılsın. Şimdi geliyorum şuraya. Android monitörü açtım. Şurayı sildim. Mesela A'yı ekle dedim. Çıkar dedim. Bunların burada gözükmesi lazım ama gözükmüyor. Böyle sanki bir şeyi unuttuk gibi. Main activity'ye bir bakalım. Evet, on bit change listener'ı tanımladık. Ama bunu nereye eklememiz lazım? Manager'ıma aynı butona set on click listener ekler gibi add on back change listener dedikten sonra this'i buraya vermem lazım ki ilgili değişiklikleri bu manager aracılığıyla dinleyebilsin, izleyebilsin. Uygulamayı başlattık. A'yı ekle dedik. Gördüğünüz gibi yığının sıfırıncı elemanında şu an fragment A'yı ekleme işlemi olduğunu bana söyledi. A'yı çıkar dedim. Bu sefer ne oldu? Remove frag A bir numaraya yerleşirken add frag A 2'de kaldı. B'ye ekle, B'yi çıkar. A ile değiştir, B ile değiştir. Şu aslında şöyle bir sabit dursa çok güzel olacak da. Gördüğünüz gibi en son yığınımın hali bu arkadaşlar. Şimdi şuraya geldim. Back butona bastığımda ne yapmasını isterim? Replace frag A'dan çıkarsın bunu. Replace frag A'nın olduğu yere gelsin. Bastığımda gördüğünüz gibi 5. eleman gitti ve 4 tane eleman kalmış oldu. Bir daha şuraya gelip basalım. Back buton dedim. 3 oldu. Back buton dedim. 2 oldu. Gördüğünüz gibi fragmentlerim sürekli olarak ne oluyor? Bir bir geri gidiyor. Ve artık eleman kalmayınca da ne yapması lazım? Aslında aktiviteyi böyle bitirmesi lazım. Back buton bu şekildeydi. Şimdi gelin diğerlerini görelim. Yani pop A'nın eklendiğini inclusive olarak yığından çıkarmak. A'yı ekledim, çıkardım. Bir şeyler yapıyorum böyle. Şimdi burada şu butona bastığımda A'nın eklenme şeyi ne burada? Add fragment A değil mi? Buraya kadar olan bütün elemanları çıkarması lazım. Tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi add frag A ve üstündeki elemana kadar hepsini çıkardı. Şimdi şu yığını boşaltalım. Şu an içi boş. Çünkü bastığımda gördüğünüz gibi geri gidiyor. Durduralım, tekrardan başlatalım. Şunu bir iptal edebilseydim çok daha güzel olacaktı ama açıkçası yapamadım. Şimdi bu sefer neyi test edeceğiz? B'nin çıkarılma işlemini. A'yı ekledim. A'yı çıkardım. B'yi ekledim. B'yi çıkardım. B ile yer değiştir dedim. Ondan sonra falan filan. En son benim durumumda ne? Şuraya bakarsanız 5 tane eleman var. Ben eğer şuradaki pop add B dersem şuraya kadar peki burası yani şu ikisini çıkarması lazım. Add frag B'yi saklaması gerekiyor. Tıkladık. Gördüğünüz gibi add frag B'yi saklamak şekliyle üstündeki o iki elemandan kurtulmuş olduk. Evet, umarım anlaşılmıştır. Böylece biz geri tuşunu da kontrol etmiş oluyoruz. Hatırlarsanız biz bu işlemi yapmadan önce geriye bastığımda bir önceki aktiviteye, bizde tek aktivite olduğu için ana ekrana geri dönüyordu. Ama artık bütün elemanlarımı yaptığım bütün transaction'ları tek tek geri dönebiliyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. İlerleyen derslerimizde zaten bunu çok defa kullanacağız. Anlamayan arkadaşlar o videolarda inşallah daha iyi anlayacaklar konuyu. Bir sonraki derste görüşmek üzere.